Sayın Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı, değerli bakan arkadaşlarım, İçişleri Bakanlığımızın, Milli Eğitim Bakanlığımızın değerli mensupları, sevgili muhtarlarımız, kıymetli misafirler, sizlere en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne, milletin evine hoş geldiniz. Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından hayata geçirilen 2000 Köy Yaşam Merkezimizin açılışı münasebetiyle bugün sizlerle birlikteyiz. Ülkemizin dört bir yanından Ankara'ya teşrif ederek heyecanımızı paylaşan muhtarlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Şurada kısa bir süre önce 20 bin muhtarımızla Ankara'da bir araya gelmiştik. Belki içinizden de birçok muhtar kardeşimiz o gün muhtar evinin açılışında bizlerle beraber oldular. Eyvallah. Az önce söyledi ya, beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraber ıslandık yağan yağmurda. Şimdi dinlediğimiz tüm şarkılarda, evet, bana her şey sizi hatırlatıyor. Hiç şüphesiz günümüzün dünyasında ilerlemenin, kalkınmanın, rekabetin ilk göstergelerinden biri eğitim öğretimde alınan mesafedir. Eğitim öğretime yapılan her yeni yatırım, kalkınma için sağlam bir temel, bilgi toplumu olma yolunda atılan önemli bir adım demektir. Bugün açılışını yaptığımız köy yaşam merkezlerimizi eğitimde gelenekle geleceği buluşturan stratejik hamlelerimizden birisi olarak görüyorum. Köy yaşam merkezlerimizle sadece eğitime yeni bir soluk kazandırmıyor, aynı zamanda evlatlarımızı yarının Türkiye'sine de hazırlıyoruz. Yine bu merkezlerde gerçekleştirilecek mesleki ve teknik kurslar ile kültür ve sanat faaliyetlerinin de köylerimize yeni bir dinamizm katacağına inanıyorum. Eğitim camiamız için büyük bir kazanç olan bu projeye öncülük eden Milli Eğitim Bakanlığımız ile destek veren İçişleri ve Tarım Bakanlıklarımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Köy yaşam merkezlerimizde eğitim alan evlatlarımız ile onları vatana, millete ve ailelerine hayırlı birer insan olarak yetiştiren öğretmenlerimize Rabbimden muvaffakiyetler niyaz ediyorum. Sıradan bir memurluktan öte vatan görevi yürüten öğretmenlerimizin her birine emekleri ve fedakarlıkları için şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Köy yaşam merkezlerimizin ülkemize, milletimize, köylerde bu hizmetten faydalanacak bütün vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Kıymetli misafirler, önümüzdeki sene Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümüyle beraber Milli Eğitim Bakanlığımızın da 100. yaşına erişeceğiz. Tarihimizin dönüm noktalarını teşkil eden bu önemli yıl dönümleriyle ilgili hazırlıklarımıza şimdiden başladık. 2023'ü her bakımdan ülkemiz, milletimiz ve kurumlarımız için yeni bir dönemin mukaddimesine dönüştürmek istiyoruz. Kısa süre önce kamuoyuna açıkladığımız Türkiye 100 yılı programımız bu hedefimizin adeta çatısını kurmaktır. Şimdi sıra meclisteki ve kabinemizdeki arkadaşlarımızın da yer alacağı kapsamlı bir çalışmayla 81 vilayetimizle birlikte Türkiye 100 yılını adım adım, tuğla tuğla inşa etmeye gelmiştir. Türkiye 100 yılı hayalimizin mimarı da, müellifi de, sahibi de 85 milyonun tamamıdır. Bu program kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla,
ülkemizin tamamının, milletimizin tüm fertlerinin eseri olacaktır. Dün Avrupa'nın hasta adamı olarak görülen bir milleti nasıl yeniden ayağa kaldırdıysak, tüm yokluklara ve imkansızlıklara rağmen milli mücadeleyi nasıl zafere taşıdıysak, önümüze çıkartılan engelleri nasıl birlik ve beraberlik içinde aştıysak, darbelerden terör saldırılarına her türlü badirelerin üstünden nasıl alnımızın akıyla geldiysek, Türkiye'yi son 20 yılda nasıl bölgesinin ve dünyanın parlayan yıldızı haline getirdiysek, inşallah bugün de milletimizin ve insanlığın tarihinde yeni bir dönemin muştusu olacak Türkiye yüzyılını beraberce hayata geçireceğiz. Gazete köşelerinden, televizyon ekranlarından veya sosyal medya mecralarından umutsuzluk aşılayan, insanımıza sürekli yapamazsınız diyen özgüven fukaralarına prim vermeyeceğiz. Tarih boyunca kendisine biçilen sayısız kefeni parçalamış bir ecdadın torunları olarak hedeflerimize doğru kararlılıkla yürüyeceğiz. Cumhuriyetimizin ilk asrından yeni asrına kurulan en önemli köprü olan Türkiye yüzyılı vizyonumuza özellikle siz muhtarlarımız ve öğretmenlerimizin güçlü desteğini bekliyorum ve sizlerle beraber bu yolculuğa devam edeceğiz. Geleceğimizin teminatı evlatlarımızı yetiştiren öğretmenlerimizin omuz vermediği hiçbir mücadele zafere ulaşamaz. Demokrasi piramidinin tabanını oluşturan muhtarlarımızın sahip çıkmadığı hiçbir proje başarılı olamaz. Rabbim her birinizden razı olsun diyor. Türkiye yüzyılının inşasına yapacağınız katkılar için şimdiden sizlere kalpten teşekkür ediyorum. Değerli misafirler, bugün artık krizlerden ziyade Türkiye yüzyılından bahsedebilmemizin gerisinde 20 yıllık bir demokrasi ve kalkınma reformu hamlesi vardır. Türkiye bugün bulunduğu yere birilerinin inayetiyle değil, nice sinsi oyunlarla, can yakıcı tuzaklarla dolu zorlu bir yolculuktan sonra ulaşmıştır. Hep söylediğimiz gibi elde ettiğimiz hiçbir kazanım bize altın tepside sunulmadı. Millet ve memleket olarak hangi başarıya imza attıysak hepsi için mücadele ettik, ter döktük, gerektiğinde bedel ödedik. Yoklukların, ekonomik krizlerin ülkesinden sanayisiyle, ihracatıyla, turizmiyle, tarımıyla ekonomisi göz dolduran bir Türkiye'ye işte bu şekilde ulaştık. Vesayetin adeta kol gezdiği bir ülkeyi demokrasisi parmakla gösterilen bir seviyeye bu şekilde taşıdık. Üniversiteden iş hayatına yasakların hüküm sürdüğü bir Türkiye'den hak ve özgürlüklerin her alanda korunduğu bir ülkeye bu şekilde geldik. 20 yıl önce ülkeyi yönetme sorumluluğunu üstlendiğimizde Türkiye'yi 4 ana sütun üzerinde inşa etme sözünü vermiş, ilk sıraya da eğitimi almıştık. Ardına sağlığı koymuştuk. Ardından adalet ve emniyet demiştik. Bu 4 sütunun da tamamını gerçekleştirdik. Ardından ulaşım dedik. Enerji dedik. Tarım dedik. Diplomasi dedik. Ve bunların hepsini teker teker hayata geçirdik. Aradan geçen 20 yıllık süre zarfında milletimize verdiğimiz her söz gibi hamdolsun bunları da hayata geçirdik. Hazırladığımız tüm bütçelerde en büyük payı, dikkat edin, geldiğimizde savunmadaydı. Ama sonra birinci sıraya hangi birimi yerleştirdik? Eğitim, öğretimi yerleştirdik. Çünkü
eğitim öğretim güçlenmeden, eğitim öğretim hakikaten evlatlarımıza gerekli olan yolu açmadıktan sonra o ülkede gençliği yetiştiremezsiniz. İşte biz bunu başardık. Ve eğitim şimdi birinci sırada. Arkasında sağlık var. Adalet var, emniyet var. Eğitim bütçemizi, bunlar çok önemli. Yıllık 7,5 milyar liradan aldık. Geçtiğimiz sene itibariyle 304 milyar liraya çıkardık. Bu öyle laf ola beri gele yok. İcraat. 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 Halihazırda görüşmeleri devam eden 2023 bütçemizde eğitime tahsis edilen kaynak toplamda ne oldu biliyor musunuz? 651 milyar lirayı bulmaktadır. 651 milyar. Kütüphanesi, laboratuvarları, spor salonları, çalışma atölyeleri ve diğer imkanlarıyla okullarımızın çehresini tamamen değiştirdik. Toplam 750 bin yeni atamayla öğretmen sayımızı 1 milyonun üzerine çıkartarak eğitimci başına düşen öğrenci sayısında OECD ortalamasını da yakaladık. Ders kitaplarından yardımcı kaynaklara, öğrencilerimizin tüm temel ihtiyaçlarını gidererek eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirdik. Öğrencileri formatlayan ideolojik eğitim müfredatı yerine evlatlarımızın yeteneklerini keşfetmeyi amaçlayan özgürlükçü bir modeli hakim kıldık. Kur'an-ı Kerim ve Siyer-i Nebi'nin aralarında olduğu seçmeli derslerle evlatlarımıza erken yaşlardan itibaren kültürünü, inancını ve medeniyet değerlerini öğrenme imkanı getirdik. Birileri buram buram faşizm kokan sebeplerle kız çocuklarımızın okula gitmesine mani olurken biz tüm kademelerde bu engelleri kaldırdık. Okul öncesi eğitime yönelik yatırımlarımızla 5 yaş okullaşma oranı %11'den %97'ye çıktı. Az önce Milli Eğitim Bakanım açıkladı. Bizden önce %39 olan orta öğretimdeki kız çocuklarımızın okullaşma oranı ise %90'ları buldu. Nereden nereye? Örgün eğitim çalışmalarımızla çocuk ve gençlerimize ulaşırken yaygın eğitim faaliyetleriyle de 85 milyona eğitimin kapılarını açıyoruz. Okuma yazma seferberliklerinden meslek edindirme kurslarına, sosyal kültürel faaliyetlerden aile eğitimlerine pek çok alanda vatandaşlarımızın hayat boyu öğrenme süreçlerine katkı sunuyoruz. Meslek edindirme ve halk eğitim kurslarımıza özellikle kadınlarımızın gösterdiği yoğun ilgiden gayet memnunuz. Eşimin de destek verdiği aile okulu projesi aile kurumuna yönelik tehditlerin arttığı günümüzde önemli bir ihtiyacı karşılıyor. Milli manevi değerlerimizin öğrencilerimize aktarılması, aile içi sağlıklı ilişkilerin kurulması, ev yönetimi, öğrencilerimize rehberlik edilmesi gibi konularda yürütülen çalışmaları ayrıca çok kıymetli buluyorum. Mart ayından bugüne 400 bini aşkın vatandaşımızın aile okulu projesine katılması milletimizin de meseleyi sahiplendiğini gösteriyor. İnşallah bundan sonra da gerek mevzuat düzenlemeleriyle gerek bu tür projeler vasıtasıyla aile müessesesini korumayı sürdüreceğiz. Değerli kardeşlerim, dünya değişirken ülkemizin yerinde sayması elbette düşünülemez.
Eğitim konusunda ulaştığımız noktayı önemsiyor ama yeterli bulmuyoruz. Mevcut kazanımlarımızın üzerine sürekli yenilerini eklemenin mücadelesini veriyoruz. Dünyanın gidişatını da göz önüne alarak yeni durumlara, yeni şartlara ayak uydurmaya çalışıyoruz. Ülkemizin ihtiyaçları, milletimizin talepleri doğrultusunda gereken her türlü adımı atıyoruz, atacağız. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz köy yaşam merkezlerimiz işte bu çabalarımızın geçmişle geleceği mezzetme irademizin bir ürünüdür. Burada gaye tek parti döneminde yapıldığı gibi milletimizin inancına, kültürüne, değerlerine aykırı hayat tarzı dayatması asla değildir. Büyüklerimizden dinlediğimiz insanımızın yüreğine adeta bir hançer gibi saplanan o utanç sahnelerinin tekrar yaşatılmasına izin vermeyiz. Köy kültürünü aşağılayan, köylüyü zulüm ve zorbalıkla tedip etmeyi amaçlayan eski örnekler artık birer acı hatıradan ibarettir. Biz bu merkezlerimiz vasıtasıyla Anadolu irfanının en saf halini temsil eden köylerimizi günümüzün imkan ve araçlarıyla yarını hazırlıyoruz. Bilgi ve teknolojik gelişmeleri köylerimize taşıyıp ihtiyaç duydukları eğitimi sağlayarak köylerimizin rekabet gücünü artırmayı hedefliyoruz. Kullanılmayan köy okulu binalarımızı anaokulu, ilkokul ve halk eğitim merkezlerine dönüştürerek aktif eğitim birimleri haline getiriyoruz. Köy yaşam merkezlerimizde genel, mesleki ve teknik kurslardan tarım, bahçecilik, ormancılık, tarım teknolojileri, gıda ve hayvancılık alanlarına kadar geniş bir yelpazede programlar gerçekleştiriyoruz. Bu yıl köylerde ve köy yaşam merkezlerinde açılan 8507 kursa %72'sini kadınlarımızın oluşturduğu 122.664 vatandaşımız iştirak etti. Bilhassa kadınlarımızın kurslarımıza daha çok teveccüh göstermesinden de memnuniyet duyuyoruz. Kursların yaygınlaşmasıyla köy ve mahalle okulu uygulama bahçeleriyle arazilerinde Tarım Bakanlığımızın da desteğiyle üretim yapılacak. Bu üretimden elde edilen gelirler ise yine merkezlerimizin ihtiyaçları için kullanılacak. Köy yaşam merkezlerimizde çocuk, genç ve yetişkinin aynı zamanda aynı mekanda eğitim görmesini sağlayarak hayat boyu öğrenmenin felsefesini insanımıza benimsetmek istiyoruz. Açılışını yaptığımız 2000 yerle birlikte önümüzdeki yıl sonuna kadar tüm köylerimizde bu merkezlerimizi hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Muhtarlarımız olarak bu süreçte sizlere de önemli sorumluluklar düşüyor. Sizlerden muhtarı olduğunuz köy ve mahallelerdeki kardeşlerimizi köy yaşam merkezlerimize yönlendirmenizi bekliyorum. Emekleriniz ve gayretleriniz için her birinize şimdiden teşekkür ediyorum. Mahallelerinizdeki, köylerinizdeki her bir kardeşime muhabbetlerimi iletmenizi rica ediyorum. Açılışını yaptığımız 2000 köy yaşam merkezimizin köylerimize, ülkemize, vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Eğitime katkı sağlayan, destek veren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Köy ve yaşam merkezi modelini eğitim sistemimize kazandıran Milli Eğitim Bakanlığımız ile projeyi destekleyen
Tarım ve İçişleri Bakanlıklarımızı huzurlarınızda tekrar tebrik ediyorum. Bu arada maalesef Tutak'ta bir otobüsün devrilerek yanması sonucunda 7 vatandaşımız rahmetli oldu. Kendilerine Allah'tan rahmet diliyorum. Ve Rabbim beterinden korusun diyorum. Tüm Tutaklı kardeşlerime, milletimize başsağlığı temennimizi bu vesileyle iletiyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Efendim bizler de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hitaplarından dolayı şükranlarımızı ve saygılarımızı arz ediyoruz ve Zat-ı Devletlerini bir müddet daha sahnede misafir etmek isteriz. Yüksek müsaadelerinizle önce hediye takdimimiz, sonra canlı bağlantılardaki açılışlarımız ve son olarak da toplu açılış törenimiz için efendim. Efendim şimdi günün anısına Sayın Cumhurbaşkanımıza hediyelerini takdim etmek üzere Milli Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özer'i sahneye davet ediyoruz bir kez daha. Buyursunlar Sayın Bakanım. Efendim bizler de hemen hem Sayın Cumhurbaşkanımıza hem de değerli konuklarımıza hediyemizin muhtevasından bahsetmek isteriz. Bu hediyemiz 15 Temmuz şehitlerimize ithafen yapılmış, İslam medeniyetine teşekkür eden hatla Celi Sülüs tekniğiyle yapılmış Fatiha Suresi tablomuz ve yine Celi Sülüs tekniğiyle irade-i milliye nakşedilmiştir. Şu anda Sayın Cumhurbaşkanımıza takdim ediliyor. Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, efendim şimdi yüksek müsaadelerinizle 2000 köy yaşam merkezlerimizin arasından seçilen 4 farklı noktaya telekonferans yöntemiyle canlı bağlantı gerçekleştireceğiz. Öncesinde Sayın Cumhurbaşkanımıza yine refakat etmek üzere Sayın Bakanlarımızı ve Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızı da sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar lütfen. Evet, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Mustafa Destici'yi de sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar lütfen. Efendim tüm konuklarımızın da yerlerinde kalmalarını önemli rica ediyoruz. Evet, tüm konuklarımızı, misafirlerimizi yerlerine davet ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, hazır mıyız? İlk bağlantımız Bingöl Merkez Kuruca Yaşam Merkezi. Karşımızda Bingöl Valisi Kadir Ekinci. Kadir Bey, bizleri duyuyor musun? Duyuyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. Bingöl Milletvekili Fevzi Berdibek, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, AK Parti Bingöl İl Başkanı Haşim Sağlar, Milliyetçi Hareket Partisi Bingöl İl Başkanı Osman Baran. Şöyle bir zoomlayalım. Geniş açı görelim. Evet, geniş açı alalım. Yaşam merkezimizin tavukları da bu. Maşallah. Çocuklarımız oyun gruplarıyla oynuyor. Maşallah. Evet, şimdi valimize dönelim. Kordele sizde, makaslar sizde. Bugünün hatırasına makasları alabilirsiniz. Ankara'dan ya Allah, Bismillah diyor, kordeleyi kesiyorsunuz. Hayırlı olsun. Evet, şimdi Trabzon Akçabat'a geçiyoruz.
Toprak Anaköy Yaşam Merkezi, evet, Trabzon Valimiz İsmail Ustaoğlu. Evet, Trabzon Valimiz İsmail Ustaoğlu. Bizleri duyuyor musun? Bizleri duyuyor musun? Duyuyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. Evet, Bahar Ayvazoğlu Trabzon Milletvekili, Murat Zorluoğlu Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı, Sezgin Mumcu Trabzon AK Parti İl Başkanı. Şöyle bir zoomlayalım. Yaşam merkezini bir görelim. Yaşam merkezini bir görelim. Evet, bizim meşhur kuzinelerimiz. Evet, sınıflarımız da gayet güzel. Mısırlarımız. Evet, tekrar valimize dönelim. Evet, tekrar valimize dönelim. İsmail Bey, makaslar sizde, kordele sizde ve kordeleyi kesiyor. Makaslar da bugünün hatırası olarak sizlerde kalıyor. Ankara'dan ya Allah, bismillah. Evet, şimdi de Sakarya Serdivan Uzunköy Yaşam Merkezi. Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Valimiz. Bizi duyuyor musun? Duyuyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. Evet, Ali İhsan Yavuz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Sakarya Milletvekilimiz. Çiğdem Erdoğan Atabek, Sakarya Milletvekili. Recep Uncuoğlu, Sakarya Milletvekili. Ekrem Yüce, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı. Yunus Tever, AK Parti Sakarya İl Başkanı. Ahmet Ziya Akar, Milliyetçi Hareket Partisi Sakarya İl Başkanı. Evet, şöyle bir zoomlayalım. Yaşam merkezimizi görelim. Ve aleyküm selam. Evet Çetin Bey, yaşam merkezimizi gördük. Ankara'dan sizlere selamlar, sevgiler. Kordeleyi kesiyorsunuz ve makaslar da bugünün hatırası olarak sizlerde kalıyor. Ya Allah, bismillah. Evet, şimdi de dördüncü ve son bağlantı noktamız Aydın Yeni Pazar Ali Kuşçu Matematik Evi ve Köy Yaşam Merkezi. Hüseyin Aksoy, Aydın Valimiz, bizleri duyuyor musun? Aydın Valimiz, bizleri duyuyor musun? Duyuyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. Güzel. Mustafa Savaş, Aydın Milletvekili,
Metin Yavuz Aydın Milletvekili, Rıza Posacı Aydın Milletvekili, Ömer Özmen AK Parti Aydın İl Başkanı, Haldun Haluk Alıcık Milliyetçi Hareket Partisi Aydın İl Başkanı. Şöyle bir geniş açı yapalım ve yaşam merkezimizi görelim. Maşallah. Şimdi tekrar Hüseyin Aksoy Bey'e geliyoruz. Evet, makaslar sizde, kordele önünüzde. Kordeleyi kesiyor ve makasları da bugünün hatırası olarak alıyorsunuz. Ankara'dan ya Allah, bismillah. Sağ olun Sayın Cumhurbaşkanım. Efendim böylelikle dört farklı noktaya Sayın Cumhurbaşkanımız bağlanarak açılışlarımızı gerçekleştirmişlerdir. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız şu anda 2000 köy yaşam merkezimizin açılışını kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirecek olup ülkemizin, milletimizin hizmetine sunacaklardır. Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat etmek üzere AK Parti Genel Başkan Yardımcılarımızı, eski Meclis Başkanı Sayın Mehmet Ali Şahin'i, eski Ulaştırma Bakanımız Sayın Ahmet Arslan'ı, Ankara Valimizi sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar lütfen. Ve öncesinde Doğa içinde Diyanet İşleri Başkan Yardımcımız Sayın Kadir Dinç'i açılışlarımız için sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar hocam. Ve aleyküm selam. Ve aleyküm selam. Hemen doğru. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme ya müfettihal ebvab, iftah lena hayral bab. Allahümme gfir lena ve erhamna ve afina ve ehdina ve erzukna. Allah'ım ülkemizin birliğini dirliğini daim eyle. Anadolu'muzun üzerinden rahmetini, merhametini, bereket ve inayetini esirgeme Allah'ım. Vatanımızı, milletimizi her türlü tehlikelerden, semavi ve arazi afetlerden muhafaza eyle. Güvenlik güçlerimizi daima mansur ve muzaffer eyle. Şehitlerimize rahmet eyle Allah'ım. Milletimizin huzur ve refahı için gece gündüz çalışıp ter döken devlet büyüklerimize güç, kuvvet, sağlık ve sıhhat bahşeyle. Zorluklarını kolaylaştır Allah'ım. Allah'ım bugün açılışını gerçekleştirmiş olduğumuz köy yaşam merkezlerimizi milletimiz için hayırlı ve mübarek eyle. Bu merkezlerin bir ilim ve irfan merkezi olarak hizmet etmelerini nasip eyle. Çalışmalarında muvaffakiyetler ihsan eyle Allah'ım. Bizleri hayırda yarışan, iyilik ve takvada yardımlaşan kullarından eyle. Dünya ve ukbamızı mamur eyle Allah'ım. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
Evet. Kordeleyi kesiyoruz. Makasları da bugünün hatırasına alıyorsunuz. Ya Allah! Bismillah. Efendim, böylelikle Sayın Cumhurbaşkanımız 2000 Köy Yaşam Merkezi açılışımızı kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirmiş olup ülkemizin ve milletimizin hizmetine sunmuşlardır. Bu eserlerin ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olmasını Allah'tan niyaz ediyoruz ve böylelikle programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Teşrifleriyle programımızı, katılımlarıyla bizleri onurlandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyor ve Zaltı Devletleri'ni saygılarımızla uğurluyoruz. Tüm katılımcılarımıza, tüm konuklarımıza